Denizlik Saral Köyü Muhtarı Cemalettin Küçük. Köyümüze hoş geldiniz. Önce köyümüzü tanıtalım. Köyümüz 1993 mahcurdu yani anılırız. 1893'ten gelme. Köyümüz aslen Bulgaristan'ın Aydoz kazasından gelme. Kiremitlik, Kızılcık nahiyelerinden toplanmış burada. Şu anda onların devamlı iş yapıyoruz ama bizim bir kökümüz de Kiremitlik'te olduğunu söylüyorlar hala. Gerçi gidip görmedik ama nasip olursa yine de gideriz oradan. Köyümüzün geçim kaynaklarından önce 173 seçmeni bulunur. 250-300-400'ü yazın çoğalır. İnsan halkı şeyimiz böyle. Genellikle insanlarımız dışarıda göç halindedir. Burada diyebilirim ki en genç benim, diğerler hepsi dışarıdadır. Köyümüzün geçim kaynağı üzümcülüktü. Tüh diyorum, pek kalmadı. Ceviz, erik. Şimdi de bir kekik merakımız var bir arkadaşlar. Burada şey saldılar. Genellikle cevize başladık. Emekliler ne yapıyorsa onu yapıyoruz ama sizi en çok bu müzemizi tanıttık. Müzemize davet ediyoruz. Bu müzemiz nedir? Müzemiz köyümüzün kuruluşunda sebep olan, daha doğrusu rahmetli hanımın anısını düşündüğüm Gülseren Küçük vefat etti. Onun anısına müzeyi açtık. Kendisi bu işe çok meraklıydı ama ben bütün köyü yardımı köylüler aldım. İnsanlar bu şeyi vermeseydi ben müzeyi kuramazdım. İnsan bir kişi tek başına bir şey değildir. Herkes yardım ettiler bana. Eşyalardan hiçbirine para alınmamıştır. Herkes hibedir. Geliyor. Devamı da gelecektir. Ayrıca da giriş müziğimiz budur. Giriş müziğimiz budur. Bakalım gezelim neler var burada. Tereyağı makinemiz. Bu içeride şey vardır. Önemli bir kısım vardır şöyle. Ekmek teknemiz. Kapkacaklarımız. Terazilerimiz. Bunlar ellik oraktır. Bunlar genellikle atlama geçiyoruz ama orak biçmek için şeydir. Şimdi çakmak taşımız. Es geçiyoruz biraz. Geçiyoruz. Susaklarımız. Mısır makinemiz. Atıyoruz mısırı. Kendine soğurmuş olarak çıkarıyor. Bunu hepsini söyleyemiyoruz ki gelin merak edin yerinde görün diye. Burada bir kendimize bir şey bıraktık. Buğday ayırma makinesi. Buğday ayırma makinesi. Geliyoruz böyle. Berber koltuğumuz. Taş takımlarımız. Esas müzenin kurulmasına sebep olan Gülseren Küçük'ün özel eşyası. Buğday anasından sakladığı eşya yani. Böyle. Hasırlarımız. Burası da ağa sofrası. Misafir ağırlarız burada. Siz de bekleriz. Bu tabakların boş olduğuna bakma. Gelirseniz doldururuz bunları. Geliyoruz böyle. Yani bu gelin 250 sene olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü anamın da anasında kalmış. Bunları 2-3 nesil kayboldu gitti. Özel yapılmışlar bunlar. Bu taşlar kesiyor şeyi saman haline getiriyor. Semerler. Hamutlar, hayvan hamutları, gene hırkalar, heybeler, size damat çevresi dedim. Damat gittiği zaman kız tarafına bunu gönderiyormuş. Bu da kız tarafı erkek tarafına veriyormuş, mendil. Vallahi ben milletin yalancısıyım, bana öyle söylediler. Geliyoruz, çalışan eşyalarımız. Bu da yorgan yüzü diyoruz. Ama burada dokunmuş bir şey. Size kısa kestim. Yerinde görmenizi tavsiye ederim. Bu arada İznik Belediyesi Yayın İşleri Müdürlüğü olaraktan geldiniz, gördünüz. Belediye Başkanıma dahil çok teşekkür ederim. Kaan Başkanım, Allah razı olsun, geldiniz, gördünüz. Burası zaten benim değil, burası herkesin. Sizin sayenizde biz de kendimizi tanıtıyoruz. İznik'i tanıtacağız. Köyümüze ilk kuruluş tarihi Bulgaristan mağazaları denilen Bulgaristan'ın Kızılcık köyünden gelme 5-6 hane gelmişler. Yerleşim alanı olarak buraya
keşfetmişler ve aşağıki çeşme denilen şu bizim köyün ortasında suyu bulmuşlar ve buraya yerleşim olur diye kendi kendine karar verip bir de buranın adını koyalım demişler. Şu yukarıda mezarlığın yanında sarı sarı çiçekleri görmüşler. Sarı sarı çiçekleri görünce burası su bulmuşlar. Bir de sarı çiçekleri görünce sarı ağır veya buraya yerleşim alanı olarak kurulmuş ve bundan 80 sene önce bu hale gelmişiz. Ama köyümüzde de kimsecikler pek kalmadı. Hep yaşlı, emekli tayfası kalmıştır. Durum bundan ibaret. Vallahi biz çocukken güzelce oynatmadılar bizi arkadaşlar. Biz hayvan güderdik, tütün yapardık hani. Öyleydi. Çocuk İşe giderdik. Evet, burada okuduk, bu okulda okuduk. Buralarda oynadık hani. Kulağı. Komşuluğumuz çok iyi, biz birbirimizi çok tutarız. Herkes birbirini tanır. Hani hepimiz akraba gibi bir şeyiz yani. Öyle, o damatımız, o dünürümüz, o komşumuz, o anne baba, o teyze öyle. Hani yabancı yok köyümüzde. Önceden öküzler vardı, çift sürülüydü. Şimdi gençler onunla uğraşmak istemiyor. Herkes hani dışarı kaçtı. Tarlalar ekilmeyince, geçim sıkıntısı olunca herkes fabrikalara girdi. Toprakla kim uğraşacak? Fasulye ekiliyor, domates, o da genç varsa ekiliyor. Yani bizim gibi yaşlılar biz bir şey yapamıyoruz artık. Zamanla her şeyi yaptık da. Şimdi yaşlandık, çocuk yok. Kızlar varken ne yapardık? Halı yaptık. Gerekeden halı yaptık. 4-5 tane halı dokudum ben. Yağlama deriz. Hani başka tarafta katlama da denir. Yağlama deriz. Bir de işe hamurdan yaparız. Onu pişiririz. Börek yaparız. Çarşaf böreği açarız. Kendimiz ekmek yaparız. Burası bizim eskiden dibek taşımız. Babaannemizin gününden yani. Biz bundan geçim sağlarız. Öyle tarına yok, şey yok. Yemeğin üstüne bunu atarız. Salça yerine kullanırız. Annemiz babamız bunu gösterdi. Babaannemiz bunu gösterdi. Biz görenek olarak bunu yaparız. Arkadaşlarımızla toplaşırız. Kız arkadaşlarımız birbirine anlaşırız. Burada oynarız, gülüş, cümbüş. Çalarız, bunları döveriz, evimize gideriz, sohbet ederiz, el işi yaparız, tütünler yaparız, halı yaptık, çok şeyler yaptık yani, hatıra olarak. Bunu yeşil kuruttuk, astık böyle sırıklarımıza, böyle çok bunlar yani. Bunları dövüp bunları satıyoruz arkadaş aralarımızda. Birbirimizin olmadığımız zaman veriyoruz. Anlaşıyoruz yani. Komşuluk hakkımız çok iyi yani, arkadaşlık hakkımız çok iyi. Bu dibek eskiden tarihi eser gibi böyle, bunu hep kullanırız yani buralarda. Orazımı çüştü kara, yumurtası 50 para, hanım gitti eski dara, hıdıl vil vil vil, kuşum vil vil vil, hayvili gaga horaz kayboldu. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Gitmiş yaşlı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hur görmesinler. Uçan da kuşlara malim olsun, benim özledim. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim. Uçan da kuşlara malim olsun, ben annemi özledim.